Turan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 27 Temmuz 2023 Perşembe. Satmak için Ağustos, son düzlük, sonbahar, kapkaranlık. Özellikle gayrimenkul yatırımlarıyla yakından alakadar olanlar için ilerleyen dakikalarda hem Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün enflasyon raporunu açıklarken ifade ettiği yeni bilgileri dikkat alarak bazı uyarılarda bulunacağım. Hem de genel olarak yüksek enflasyon döneminde enflasyonun yükselişe geçtiği dönemlerde yatırımlarımızı, tasarruflarımızı nasıl koruyabileceğimizi anlatacağım. Önemli bilgiler var. Arkanıza yaslanın, çayınızı yudumlarken bu bilgilerin bazılarını tek tek not alabilirsiniz. Sindire sindire anlaya anlaya gitmemiz lazım ki Türkiye'de önümüzdeki aylarda özellikle sonbahardan itibaren son vergi zamlarıyla beraber kur artışının getirdiği enflasyondaki yükseliş eğiliminin nasıl hayatımızı zorlaştıracağını maalesef yaşayarak öğreneceğiz. Tıpkı 24 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden evvel uyararak yaz aylarında doların Euro'nun yükseleceğini belirttiğim gibi şimdiden de söylüyorum. Bu kur buralarda kalmayacak. Bu faizler buralarda kalmayacak ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün enflasyon raporunda enflasyon beklentisini yıl sonu enflasyon beklentisini %22'den %58'e çıkarması gazete haber manşetlerinde belki çok daha fazla dikkatinizi çekti. Ancak ben toplantıdan çıkardığım not şu. Merkez Bankası Başkanı Erkan Saray'ın kendisine verdiği yetki çerçevesinde çok sınırlı faiz artışı yapabileceğini ve negatif reel faiz döneminin beklenen enflasyon çerçevesinde de yine acı bir hakikat olarak önümüzde durduğunu belirtti. Hatta kur korumalı mevduatta kur farkı ödemelerinin Merkez Bankası'na Hazineden devredilmesini çok hararetli bir şekilde savunurken bütçenin de öngörülebilir olması lazım, oynaklık olmaması lazım gibi tuhaf bir cümle kurdu. Merkez ne Merkez Bankası kanununda ne de teamüllerinde 90'lı yıllardaki o maalesef iktisat tarihimizin talihsiz dönemlerinde kayıp yıllarında olduğu gibi merkez bankalarının hükümetin nakit avansçısına döndüğü, bütçe açıklarını kapattığı, karşılıksız para bastığı dönemlerin haricinde merkez bankasının yapması gereken şey kanununda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamaktır. Bunu yaparken faizlerin genel seviyesiyle e, ve e, kur seviyesi onun odaklanması gereken noktadır. Bu iki e, mekanizma üzerinde kullanacağı araçlar da bellidir ya döviz müdahaleleriyle ya likidite tedbirleriyle ya da faizi arttırarak ya da indirerek kuru belli bir patikada tutması lazım. Ve dalgalı serbest kur rejimi ise doğrudan müdahalede bulunduysa da bunu kamuoyuna piyasalar açıklaması lazım. Ne yazık ki bugün kendi toplantısında kendisine sorulan sorularda bunlara ikna edici cevap veremedi Erkan. Hatta Kurda da tabii bizim dedi dikkat etmemiz gereken fazla oynaklık olduğunda müdahale etmemiz gereken noktalar var. Bu da bizim görevimiz dedi. Elbette Merkez Bankası'nın bu görevleri arasındadır. Ancak bunu kanunda belirtildiği usullere göre yerine getirmeli Merkez Bankası. Tıpkı Tıpkı Merkez Bankası'nın geçen hafta 3 milyar dolara yakın döviz sattığını açıklamıştım. Madem bu müdahalede bulundunuz hangi kur seviyesinden ne kadarlı kur sattı, döviz sattığınızı açıklarsınız. Bunlarla ilgili ikna edici bir açıklama olmadığı gibi kur korumalı mevduatın karşılıksız kur korumalı mevduatta Merkez Bankası'na yüklenen yükün aslında bütçenin iflas ettiğini ek bütçeye rağmen orada açığın 700-800 milyar liranın altına gerilemeyeceğini ancak merkez bankasının burada hükümete omuz verdiğini itiraf etmiş oldu Hafize Gaye Erkan. Bu açıdan toplantıdan öyle çıkan sonuçtan çok fazla piyasalar da zaten kale almadılar. Merkez dolar TL 26.95'te kaldı ama bu toplantıdan benim çıkardığım bazı notlar var. O notları siz dikkat alın. Kredi almak Zorlaşacak ve kredilerin maliyeti daha da artacak. Dolayısıyla hem hane halklarının hem de işletmelerin gelir gider dengesine ve finansman maliyetindeki artışı karşılayacak bir gelir artışının onları bekleyip beklemediğine bakmaları lazım. Enflasyon artmaya devam edecek. Nasıl bir merkez bankası? %22 hesaplıyorsunuz bir önceki enflasyon raporunda. Şimdi Mayıs ayından bugüne geliyoruz. Temmuz bitmemiş %58 ki bu %58 aslında Merkez Bankası'nın TÜİK'e işaret ettiği hedef nokta. Ya yani bu civarda tutarsanız yıl sonunda enflasyonu Aralık ayı itibariyle 2023 enflasyon tüfeği tüketici fiyat endeksini %58-60 civarında tutarsanız e biz de pekala ona dönük alttan kademeli olarak faizi %20-25 civarına çıkarmaya çalışıyoruz ki %20'den sonrası gerçekten meçhul. Eylül'den itibaren tabloya bakarak buna Erdoğan ilave faiz artışına onay verip vermeyeceğine yine Erdoğan karar verecek. Bu açıdan bu açıdan ikinci uyarım enflasyondaki artıştı ve ihtiyaçlarınızı ertelemeyin. Birazdan onları anlatacağım. TL'den uzak durun. TL mevduata para yatıranların aslında canının yakılı, yakacağını da ifadetti etti bugün Merkez Bankası Başkanı Erkan. E biz diyor mevduat faizleri dolarizasyonu körüklüyordu. Onu diyor %35-40 bandından %30'un altına indirdik. %17.5'a da politika faizini çıkardık. E böyle mi çözeceksiniz? Hani TL'de TL'yi cazip kılmayacaksanız niye TL'de dursun vatandaş? Türkiye'deki sosyal psikolojiyi bilmezseniz Sayın Erkan. İşte sadece önünüze teoride Amerika'da, İngiltere'deki uygulamalardan hareketle rezerv para üzerinde uygulanan, tatbik edilen para politikalarını getirip aynen buraya uygularsanız, seçimi dikkate almazsanız, sarayın merkez bankası özelliğini nasıl tarumar ettiğini görmezden gelirseniz, hafif alırsanız işte böyle tutarsız bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Eğer siz mevduatı böyle indirmeye devam ederseniz göreceksiniz bugün 3 trilyon 100 milyar liraya geldi kur korumalı mevduat toplamı. %35 civarında faiz veriyor bankalar orada. %25 ile 35 arası değişiyor. Kur farkı da varsa onu da alıyor sizden. Şimdi bu şartlarda siz bunu da daha da indireceğiz derseniz hem KKM'den çıkış hızlanır. Hem TL mevduattan çıkan para öyle sizin e, hatırınıza ya e, Merkez Bankası faizi çok arttıramıyormuş. Birilerinin dediği gibi yardımcı olalım arkadaşlar. E, Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu çok ikna edici destek verelim diyenlerin e, hoş temennilerine sokaktaki vatandaş pabuç bırakmaz. Çünkü sonuçta bedeli kendisi ödüyor. Zaten %58-60'a çıkacağını kendiniz söylüyorsunuz. Bugünkü bugün itibariyle enflasyon neredeyse ikiye katlanacak 4-5 ay sonra ve siz diyorsunuz ki işler yolunda. Hayır. Nasıl bir Merkez Bankası ki faizi arttırırken enflasyon da inanılmaz bir şekilde tırmanışa devam ediyor. Bu açıdan bugünkü toplantı tek kelimeyle benim açımdan kendisine verilen yetkiyi bile sınırlı yetkiliği bile kullanırken tedirgin bir Merkez Bankası başkanı vardı kameraların karşısında. Evet sunum teknik olarak çok iyi hazırlanmış. E zaten bu sunumlar daha önce de hazırlanabilirdi. Bu arada Hafize Gaye Erkan'a bu sunumu hazırlayan kadrolar paraşütle uzaydan gelmediler. Her ne kadar Amerika'da Kongre'de e, eski Amerikan istihbarat yetkilisi, Hava Kuvvetleri subayı Amerika'nın UFO uzay araçlarını düşürdüğünü ve işlerinde insan dışı biyolojik canlılarınla karşılaşıldığını iddia etse de sonuçta UFO ile paraşütle gelmedi bunlar. Bu kadrolar orada vardı zaten. Sadece bu raporlar bu şekilde açıklanması istenmiyordu. Şimdi bu raporu açıkladınız diye ne yazık ki Türkiye işler düzelmeyecek. Çünkü bu bilmem kaçıncı tutmayan, ıskalanan enflasyonun o hedeflerin, Yanından bile geçilmeyen bilmem kaçıncı rapor olarak da arşivdeki yerini alacak. Yüzde 58 resmi olarak tutturulsa ne olur? Türkiye'de şu anda yıllık enflasyon hem aylıkta, aylıkta yüzde 15 civarında bir enflasyon var Temmuz'da. Yıllıkta da yüzde 110'un üzerine çıkmış bir enflasyon var. Siz TÜİK'te yüzde %58 58'e yakınsa bir veriyi açıklatsanız bile en az bunu, en az yüzde... 80-90-100 olarak açıklayacak. Dolayısıyla hangi enflasyona göre hangi faiz hangi rasyonel politika burada bir değişiklik yok. Tam tersini aslında biz kademeli olarak sıkılaştırmaya devam edeceğiz derken Merkez Bankası Başkanı faizde öyle çok keskin ve ani yükselişler politika faizinde bizde de beklemeyin dedi. Böyle bir ortamda siz siz olun kendi başınızın çaresine bakın. O yüzden yüksek enflasyon ikliminde ya, e, yatırımın püf noktaları, altın, forex, döviz, yine kur korumalı mevduat, emtia, emtianın içinde yukarıda altına ayrı bir başlık olarak ifade ettim ama diğer emtiaları da yani ta, tarımsal emtia'dan endüstriyel emtia'ya kadar işte alüminyumdan, nikele, bakırdan, demir cevherine kadar pek çok emtia'yı satın alabilirsiniz bunun sonuçta borsalarda, uygulamalarda bunun bu mümkün. Diğer tarafta borsa hisse senetleri 2022 gibi bir yıl mümkün mü? Evet enflasyonist etkilerle borsa da TL bazında yükselmeye devam edebilir ama artık bu faiz artışı geçen yıldan farklı olarak borsada, borsayı burada hemen kısaca özetleyeyim ama diğerlerini altını günün sorusunda cevaplayacağım. Sonra ikinci maddeden devam edeceğiz. Borsada borsanın geçen sene bu kadar hızlı gitmesinin sebebi şirketler ve bankalar başta olmak üzere e, enflasyon artarken faizin inmeye devam etmesinin getirdiği bir özellikle bankalarda muazzam bir e, kazanç oluştu. Hem mevduat faizleri aşağı indi hem kredi faizleri aşağı inse de enflasyon endeksi bonolardan çok ciddi kar yazdılar. E, Tabi kur korumalı mevduat mekanizmasıyla muazzam bir kaynağı çok düşük bir marjla uzun bir dönem. E, tuttular. Bütün bunların aslında o 2022 yılında yaşanan tabloda ki tablonun benzerini 2023'te olmayacağını 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle beraber depremlerle beraber Türkiye'nin ekonomik olarak 100-150 milyar dolarlık bir darbe yediğini ifade etmiştim. Şimdi bunun bu acı gerçeklerle önümüzdeki aylarda şu ana kadar nasıl yüzleştiysek bütçe açığıyla bunlar katlanarak devam edecek. Dolayısıyla borsada Gelen bilançolar, ikinci çeyrek bilançolarına dikkat demiştim. İşte Arçelik'ten sonra Yapı Kredi'nin, Akbank'ın diğerlerinde, tabi havalimanlarından hepsinin bilançolarında şunu görüyoruz. Ortak nokta şu. Hem satış hasılatı cirolar düşmüş, hem karlılık düşmüş. Hatta zararlar, zarar etmeye başlayanlar var. Ve aynı zamanda önümüzdeki altaya dönük tahminlerini maliyet artışı ama kar düşüş şeklinde hepsi reviz ediyorlar. Hele 3. çeyrek bilançoları tam bir yıkım olacak. Bu faiz artışının başladığı dönem, satışların düştüğü dönem, kurun seçimden sonra sert bir şekilde yükseldiği dönemde döviz pozisyon açığı olan şirketlerde zaten özellikle kur farkı zararlarıyla karşı karşıya geleceğiz. Dolayısıyla 2022 gibi bir yıl gayrimenkulde de birazdan anlatacağım gibi olmayacak. Borsada ise senetlerin ancak uzun vadeli yatırımcılar için fiyat kazanç oranlarının düşük olduğu bütün bu ekonomik görünümdeki bozulmaya rağmen hala karlılığı, nakit akımı güçlü olan, döviz pozisyonu, yabancı para pozisyonu güçlü olan şirketler uzun vadeli destek noktalarından hem borsanın genel endeks endekslerindeki manşet endeksteki seviyeleri takip ederek destekleri hem de hisse bazında şişmiş seviyelerden zirvelerden almak değil 6 aylık, 3 aylık, aylık ve 20 günlük ortalamalara bakarak bir projeksiyon yapılabilir. Alır koyarsınız, unutursunuz. Ama böyle enflasyon ortamında faizler böyle artarken Türkiye ekonomisinin gerçekleri şirketlerin ve bankaların da önümüzdeki aylarda geçen yılki kadar e, yüksek kazançlar elde edemeyeceğini bize söylüyor. Ve gayrimenkul, arsa, konut, iş yeri, tarla ve otomobil bunlarla beraber ee, enflasyondan bizi koruyacak enstrümanlardan bahsediyorum. Yine enflasyon endeksli bonolar da, tahviller de bu sepete konulabilir. Fonlar da, iyi seçilmiş fonlar da e, bunun içerisine konulabilir. Eurobondlar da konulabilir. Kira sertifikaları da olabilir. Ama ne olursa olsun TL mevduat mevcut Merkez Bankası'nın işaret ettiği politika itibariyle tercih edilmemeli. E, araba konusunu hızlıca burada özetleyeyim ama sonra e, Forex ile döviz, döviz, üzerinden başlayalım. Arabada şimdi e, fiyatlar tabii hem kur arttı hem de e, içeride 6 e, ay 6 bin kilometre şartı ikinci ele dönük polisiye zecri tedbirler derken bir sıkışmışlık var. Geçen yıl gayrimenkulün ve otomobilin önemli bir yatırım aracı olacağını biraz kur korumalı mevduat ama dövizde durmak yerine özellikle yılın ilk yarısında kur korumalı mevduat ve gayrimenkul ve arabayı değerlendirebileceğiniz belirtmiştim. 2022 gerçekten bu açıdan hem araba için hem gayrimenkul için gerçekten altın bir yıl oldu. Ama bunun 2023'te de bir alışkanlıklar bir anda değişmediği için bu yılda da etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Şu an itibariyle araba fiyatlarındaki artışı hem ÖTV artışının getirdiği, ÖTV KDV artışının getirdiği artış var. Hem de döviz kurunun seçimden önce 20 liralarda, 20 lira altında tutulan dolar bugün 27 liranın altında tutuluyor. Dolayısıyla bu artmaya, fiyatlar sıfır kilometrede artmaya devam ederken ikinci bir şok daha geldi. Taşıt kredilerinde işte Merkez Bankası'nın hafta içi yayınladığı kararla tebliğle Orada aylık büyüme oranları %3'ün altından %2'ye doğru çekildi. %3'den %2'ye çekildi ve faiz oranlarında da çok ciddi artış var. İşte bu iki faktör talebi baskı altına alacak ve talebi daraltacak faktör. Bu açıdan Eylül'den itibaren ben sıfır kilometre arabalarda hem distribütörlerin hem de bayilerin ya da şahıs olarak bunu bu anlamda istifleyenler olduysa çok zor durumda kalabileceklerini belirteyim kurda. Çünkü biraz daha basamak merdiven basamağı modeliyle devalüasyonda şu bir iki ay biraz daha şeyde tutacaklar gibi baskı altında tutacaklar gibi yani doların en azından ekimden önce 28 29 liranın üzerine çıkmasını istemiyorlar. Artık serbest dalgalı kur rejimi değil sarayın istediği kur rejimi devam ediyor. Bu açıdan kur tarafında da stabil görünüyor gibi durduğu için önümüzdeki aylarda önümüzdeki günlerde araba fiyatlarında da bir takım elde kalan bu stokları eritmek için bir takım şok düşüş olmasa bile sizin bugün aldığınız fiyatın üzerine çok fazla il, ilave gelemeyebileceğini belirtiyorum. Yani tehlikeli bir şekilde arz, oradaki arzdaki artış talebin aynı oranda gelmeyeceğini dikkate almıyor şu anda. Geçen yıldan gelen bir akım var. Bu akım değişecek. Bu alışkanlık değişecek, değişmek zorunda. Çünkü kredi musluğunu kapattığınız an bu hemen belli olur elindeki nakiti de herkes getirip getirip arabanın sonuçta amortismanı var, vergisi var, ruhsat harcı var. Bunların hepsi arttı. E, muayenesi var, e, sigortası, kaskosu var. E, motorlu taşıtlar vergisi çarpı iki tarifeyle ek, MTV getirildi. Dolayısıyla e, son bardan itibaren bir birinci elde ve ikinci elde bir durgunluk ve bir şok, bir yeni bir arayış dönemi bizim önümüze gelebilir. Gelelim şu forex meselesine. Döviz al e, enflasyondan gelişmekte olan ekonomilerde e, enflasyondan koruyan <laughs> enflasyondan koruyan en önemli yatırım aracı bu grafiği e, hani Merkez Bankası Başkanı diyor ya biz tabii ki diyor kurun istikrarı önemli müdahale edebiliriz e müdahale ediyorsunuz da niye söylemiyorsunuz İşte nasıl müdahale ettiklerinin grafiği bakın son dönemde 417 milyon dolar 263 milyon dolar 600 200 417, 187, 194 milyon dolar satış yapmış nette. Peki açıklandım bu? Yani 3 milyar dolara yakın arka kapıdan döviz satıyorsunuz ve bunun hangi kriterlere göre satıldığını kimse bilmiyor. Hani rasyonalite, hani şeffaflık, hani kurala dayalı kararlar. Unutun. Bunların hepsi aslında Hafize Gaye Erkan şu anda son bir ayda hükümetin astronomik faiz vergi zamlarına göre bir, çok kullanılan bir ifade olduğu için tekrar kullanacağım enflasyon güncellemesi. Yani enflasyon hedefleri yukarı çıkarıldı. TÜİK de buna göre pozisyon alacak. Peki bu rakamların tablolarda uçuşan hedeflerin, oranların bedelini kim ödeyecek? İşte ekmeğin 7.5 lira, en ucuz ekmeğin 7.5 lira olması, şişman tüpün 460 lira, 380 liradan 2 haftada 460 liraya çıkması. Benzinin o 20 liradan 37 liraya motorinin bu geceki yapılacak zamla bu akşam bu gece yarısında da 1,5 lira zam yapılacak motorine 37 liraya yaklaşacak motorinin litre fiyatı. Şimdi bu şartlarda siz hangi yani bunun bu ödenecek bedel 2025 yılının sonundan itibaren ancak biz rahatlarız diyor Sayın Gaye Erkan. 2024 yılı sonu enflasyon hedefi yüzde 35, 38. Şimdi söyler misiniz bu bedeli, bu ekonomi Erdoğan seçime doğru giderken 31 Mart 2024 mali derler seçimine giderken buradaki bu ağır kararları daha fazla tahammül edebilecek mi? Bakın müsiat İstanbul Ticaret Odası 300 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odası. İTO Başkanı Şekip Abdagiş'ten sonra şimdi bütün oda ve borsaların çatı teşkilatı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu aman kredileri bir anda kesmeyin kobileri mahvediyorsunuz demeye vaveyla etmeye başladılar. Göreceksiniz bırakın faizi artırmayı hani faiz artıracağını ifade ediyor ya Hafize Gaye Ekim Kasım'dan itibaren faiz indirimleri önüne ev ödevi olarak getirilecek. Dolayısıyla Erdoğan da zaten bu faiz artışı konusunda e, virajı hızlı almayın, beni çok zor durumda bırakmayın diye Mehmet Şimşek'e tembihatta bulunmaya devam ediyor. Bu kur elbette 27-10 dolar TL için konuşalım. Burada kritik olan 27-12, 27-29, 27-41, 27, .12, 27, .29, 27, 27 sonra tekrar müdahale gelse de yine doların yukarıya gittiğini göreceğiz. Ancak e, Ağustos ayındaki toplantıdan sonra 24 Ağustos'taki faiz kararı eğer 250 bas puan ve %20 seviyesine çıkılırsa artırılarak yine o günkü seviyelerin etrafında tur attıracaklar. Dikkat ederseniz faiz artmış. Merkez Bankası Başkanı bugün bazı iktisatçıların yorumlarını görünce şaşırıyorum. Hepsi sunumları sunumu çok beğenmişler. Çok dolu dolu bir sunummuş. Yahu günün sonunda vatandaşa şunu söyleyin. 2 ay sonra, 3 ay sonra vatandaş düzlüğe çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Döviz kuru istikrara kavuşuyor mu, kavuşmuyor mu? Geçen programda aktardım. Hükümet yılda bir daha önce ilaç fiyatlarının belirlenmesine esas alınan Euro TL kurunu yılda bir değiştirirken artık 3 ayda bir değiştiriyor. Benim programdan sonra Sağlık Bakanı açıklama yaptı geçen bir programdan sonra 6 ayda bir değişecek diyor. 6 ayda bir değişecek ama düşünün bugün için 47 lira olarak verdikleri e, fiyat garantili e, ilaçların, zor bulunan ilaçların fiyatının aslında 6 ay sonra tekrar artacağını göreceğiz. Vatandaşa ayrı kur, ihracatçı ayrı kur, ilaç firmalarının, ithal ilaç firmalarının ayrı döviz kuru belirleyen bir hükümet. Bütçe açığı almış başını gidiyor ve siz tasarruf tedbirleri ve tasarruf çağrılarının ortasında sarayın, sarayın, 6 ayda harcadığı sarayın masrafı, mutfağı, ışığı, aydınlatması, bahçesi şunu bunu 2,5 milyar lira harcamışsınız. İtibardan tasarruf yapılmıyor ama sonuçta dar gelirlinin sofrasındaki ekmek alınıyor. Dar gelirlinin doğalgazı, akaryakıtı ve diğer masrafları katlanıyor. Ondan sonra siz sunumu beğeneceksiniz. Sunum, sunum çok güzel sunumlar. Bundan önce de yapıldı Merkez Bankası'nda. Peki... Bu programın uygulanma ya da bu burada ifade edilen şeylerde acı gerçek ne? Enflasyon artmaya devam edecek. Yani memur, emekli, işçi asgari ücretli perişan olmaya devam edecek. Madem %58'e çıkacak bu enflasyon. 2024 sonunda bile %35'in altına inmeyecekse nasıl emekliye %25 zam verdiniz? O da en düşük emekli aile alanlara da sıfır zam olarak yansıdı. E, memur emeklisi 9400 lira. Asgari ücretin 2000 lira altında yaklaşık maaş alacak. Şimdi bu şartlarda hangi düzlükten? Bir de dışarısı işte birazdan anlatacağım FED kararıyla beraber daha da bozulacak. Daha da likidite daralacak. Doların maliyeti artacak. E bu şartlarda siz burada 26.95'te ismi konmamış müdahalelerle tutacaksınız ve ondan sonra istikrardan, şeffaflıktan, çok ikna edici sunumlardan bahsedeceğim. Benim sunumdan aldığım mesajı size söyledim. Dolayısıyla Forex piyasalarında tabii ki işlem yapabilirsiniz uygulamalar üzerinden. Ancak burada pariteleri belirlerken dolar TL'nin dışında örneğin dolar e, İngiliz sterlini, dolar Japon Yeni, dolar Avusturya Doları, dolar Kanada Doları ya da farklı Euro dolar pariteler belirleyebilirsiniz. Burada paritenin hangisi olacağını ve bunun hangi zamanlamada hangi seviyeden alacağınız yani long uzun pozisyon mu açacaksınız, short kısa pozisyonla şey mi açığa mı satacaksınız yani düşüşe mi oynayacaksınız? Bunlar çok kritiktir. Dolayısıyla o ülke ekonomileri ve o ülkelerin merkez bankalarının faiz oranlarını pek çok parametreyi bir araya getirerek değerlendirmeniz lazım. Yoksa dövizden para kazanacağım derken kaybedebilirsiniz. Kur korumalı mevduatı tutmaya devam edilebilir. 3 aylık vadelerde açılabilir. Çünkü göreceksiniz bugün bu kur korumalı mevduatı hiç böyle e, sanki yokmuş gibi davranan Merkez Bankası Başkanı önümüzdeki aylarda ters bir rüzgar esse ve kur korumalı mevduattan çıkışlar hızlansa kur korumalı mevduat teşvikleri açıkladığını göreceğiz Merkez Bankası'nın resmi gazetede. Dolayısıyla 3 trilyon 100 milyara gelmiş. Türkiye'deki toplam mevduatın dörtte birini teşkil eden bir mekanizmayı kimse hafife alamaz. Doğru yanlış sonuçta o gün için Türkiye'nin içinden çıkabileceği tek yol Çıkış yolu oydu ancak siz hukuka dönseydiniz, maliye politikasında tutarladımlar atsaydınız, israfı, yolsuzluğu ve kamu ihaleleri üzerinden yandaşa servet transferini durdursaydınız, Avrupa Birliği ile müzakere masasına yeniden otursaydınız, hukuk devletini ikam etseydiniz, o kur korumalı mevduat zaten kendiliğinden kur istikrara kavuşunca vatandaş nereye gideceğini bilir. Bu arada sizin o sunumlarınıza bakarak karar vermiyor vatandaş. Çünkü çünkü piyasa analistlerinin baktığı yerden bakmayarak aslında doğru adım attığını görüyor. Geçen seneye bakarsanız geçen sene gayrimenkul emlak balonu patlayacaktı. E, borsa e, da istikbal yoktu ama tam tersi oldu. Dolayısıyla kur korumalı mevduat iki ayda bitecekti. Şimdi bu açıdan baktığımızda Ayşe teyze aslında paranın rotasını görüyor. Ve Türkiye'de şunu biliyor ki döviz ağırlıklı döviz altın gümüş sepetinin işte yer yer enflasyona dayalı e, faize hassasiyeti varsa kira sertifikası yoksa bonolardan e, yatırım yaparak hisse iyi hisse alarak parasını koruduğunu görüyor. Ama bunlar yetmeyecek bunlar yetmeyecek önümüzdeki dönem sadece bunlara bakarak hareket etmeyelim. Dolayısıyla emtiada da 3. E, maddede emtiada da e, maalesef bu faiz artışı aynı zamanda paranın döviz e, likidite e, rezerv paranın doların euro'nun dünyanın en büyük iki rezerv parasının likiditesi daraltıldığı için piyasada üretimden tüketime kadar bir talep daralması var. Dolayısıyla normalde yüksek enflasyon döneminde emtialar bir e, kurtarıcıdır, güvenli limandır hele hele altın ama ne yazık ki ee, bu faiz artışlarıyla beraber bu özelliklerini emtihanın bu dönemde ortaya koymadığını görüyoruz ama o enflasyonun yükseldi ama faizlerin de inişe geçtiği dönemde enflasyonun yüksek kaldığı dönemde pekala emtiada da yine fırsatlar olabilir. Gelelim şu yüksek enflasyon ortamında gayrimenkulle başlayalım. Hemen o arsa konut iş yeri kısmını aşağıya ayrıntılı bırakmıştım. Ama otomobilin de ve gayrimenkulün likit borsa hissesi kadar ya da döviz kadar bono kadar likit olmadığının farkında farkında olarak bu yatırımları yapalım. Yani acil ihtiyaç duyduğunuz o nakiti hemen nakite elinizdeki e, tasarrufu nakite dönüştürme ihtimaliniz otomobilden şeye kadar kolay değil. Hatta dolandırıcılık riskleriyle bile karşı karşıya kalabilirsiniz. İkinci el piyasada dikkat edin. Gayrimenkul yatırımcısını enflasyondan korur mu? Evet, yüksek enflasyonun uzun sürmesi durumunda ...korur. Geçen yıl bunu gördük. Ama şimdi yeni bir dönem var burada. Geçen sene faiz indiriyordu Merkez Bankası. Kamu bankaları konut kredilerinin faizlerini... ...ilk evin finansman paketine %0.79'a kadar aylıkta indirmişlerdi. Yani yıllıkta %12, 13 ile, 15 ile, 17 ile... ...konut kredisi alınıyordu. O yüzden ben alabilen alsın demiştim krediyle. Ama... Bu dönemde faizler yüksek kalacağından gayrimenkul sektörü reel getiri sunmayabilir. Fakat siz enflasyondan koruma ihtimali oldukça yüksektir. Bazı grafiklerimiz var. Bakın seçime kadar döviz kuru suni bir şekilde tazdik altına tutulduğu için bakın Ocak 19 Haziran 2023 yılları arasında 23 döneminde Türkiye'de gayrimenkul fiyatları %708 artmış. Yıllıkta %1 yıllıkta %109 %110 artmış. 2 yıllıkta %453 artmış. Peki döviz aynı dönemde ne olmuş? Bakın dolar TL Ocak 2019 Haziran 2023 arasındaki o yaklaşık 4 yıllık dönemde %293 artmış. Peki 1 yıllık dönemde %51 artmış. 2 yıllıkta da %214 artmış. Euro TL %267 4 yıllık dönem. 1 yıllık da %64. 2 yıllık da %195. İngiltere İngiliz sterlini ve TL Euro dolar paritesi açısından da bakabilirsiniz. Yani dolar bazında da ee, yani do, özellikle e, dövizin çok üzerinde reel bir getirik sağladığını görüyoruz gayrimenkulün. Çünkü ucuz kredilerle beraber önceden tabii bu krediler başladığı o ilk indiği anda konuta sahip olan o fiyatlardan muazzam kazançlar elde ettiler. Merkez Bankası'nın metrekare fiyatları var. Nominal ve reel grafiklerimiz var. Onları da sırayla verelim. İşte İstanbul'da Mayıs ayı itibariyle metrekare fiyatı ortalama 36 bin lira oldu. Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı ne 81 ilin ortalaması 23.573 lira. Ankara'da 17.647, İzmir'de de 27.089 lira. Bu arada konutta gayrimenkulde karar verirken böyle... E, Genel piyasa düşerken bile o bölgeye ait bir imar projesi, o bölgeden geçecek bir otoyol ya da o bölgeye yapılacak bir hastane ya da metro hattının oradan geçmesi vesaire gibi daha diğer bölgeler düşerken şehirlerde, ilçelerde fiyatlar düşerken o bölgede pekala hatta aynı şehrin bir bölgesinde fiyatlar yükselebilir. O yüzden bunlar burada ortalama fiyatları veriyoruz. Genel bakmamak lazım, mikroya indirmek lazım analizleri. Örneğin İzmir... Muğla, Aydın, Antalya, Mersin, Osmaniye hattında o bölgede hatta yeni yeni şimdi Tekirdağ, Trakya bölgesinde fiyatların Çanakkale Havalisi'nde özellikle arsa fiyatlarının, imarlı arsa fiyatlarının çok daha yükseleceğini, piyasa düşerken bile yükseleceğini unutmayın ama genel tablo budur. Yani İstanbul'un herhangi birinin bildik bir yerinde bu faktörlerin değişmeyeceği bir yerde fiyat bu. Ama reel ve nominal olarak fiyatlara baktığımızda, grafiğe baktığımızda fiyat artış hızının indiğini gösteren bir grafiğimiz var. Bakın, geçen sene söylemiştim. 2023 altın yıl, 2022 altın yıl olacak ama 2023'te kademeli olarak fiyat artış hızının düşeceğini de size bu yönde ikaz etmiştim sizi. Bakın, 2022 Temmuz Ağustos itibariyle zirvede nominal fiyatlar Tüfe ile düzeltilmiş reel fiyatlara geldiğimizde 5 mayıs mayıs 2023'te artık %42-43'e gerilediğini görüyoruz. Eee reel yani reel olarak da nominal aşağıya daha hızlı düşüyor. Reel fiyatlar zirvede biraz daha devam edecek. O siyah koyu kısma dikkat. Ama göreceksiniz önümüzdeki aylarda hem nominal fiyatlar düşecek burada. Genel Türkiye ortalamasından bahsediyorum hem de reel fiyatlar düşecek. Şimdi bu düşüş açısından baktığınızda aslında döviz açı, döviz kurlarıyla bile döviz bazında bile çok ciddi reel kazanç söz konusu. Gayrimenkulde hani ben kaymağını ne zaman yemeliyim diye soruyorsanız tam zamanı. Çünkü faizler yeni yeni artmaya başladı. Bunun etkileri 3 ay, 5 ay, 6 ay içinde daha net bir şekilde piyasada yavaşlatıcı etkileri hissedilecek. Dolayısıyla satacaksanız nakitte yerli yabancı alıcı bulduysanız 100 bin lira aşağısına 200 bin lira aşağısına bile inip bu şekilde satılabilir ve oradan ister kur korumalı mevduat ister döviz hesabı ister başka yatırım araçlarına yönelebilirsiniz gayrimenkulde bu anlamda böyle bir tablo var yani Ağustos gerçekten son düzlük olabilir Temmuz Haziranda satanlar daha zirveden satmış olacaklar. Çünkü Merkez Bankası'nın bu raporu Haziran verisi geldiğinde bu nominal ve reel fiyatların daha da aşağı indiğini göreceğiz. Dolayısıyla reel kazancın %40 civarında olduğu bir dönemde pekala bir yatırım aracı karı cebe koymak için satılabilir mi? Satılabilir. Peki faizler ciddi bir şekilde yükseliyor. Halkın alım gücü zaten şu son zamlardan dolayı iyice düşecek. Millet can derdine düştü. Hele Ekim Kasım'dan itibaren doğalgaz faturaları ısınma giderleriyle beraber elektrik faturaları ile millet KDV ve ÖTV artışlarından dolayı hane halkları daha da perişan olacak. Fiyatlar da tavana çıktığı için konut satmak zorlaşacak. İyi bir konumdan gayrimenkul almalısınız. İlle de alacaksanız aldıysanız karar vereceksiniz. Herhangi bir yerden değil satmak üzere almalısınız, tutmak üzere değil. Bu arada konut fiyatları hani balon tamamen patlayacak, konut bitecek anlamında söylemiyorum ama bu eğilimi de görmeniz lazım. Yani bugün ben bunu bugün aldım dolayısıyla 2 ay sonra 6 ay sonra tekrar %30-40 üzerine koyacak falan bu dönem büyük ölçüde geride kalıyor. Peki e, şimdi konutta tablo böyle dikkat edeceksiniz grafiğin döndüğünü bilerek hareket edeceksiniz. Tabii ki o dip seviyelerden alınıp bir yıl sonra, üç yıl sonrası için tekrar yatırım yapılabilir mi? Yatırılabilir. E, yapılabilir. Gayrimenkul aslında Türkiye gibi ekonomilerde bu kısa süreli alsat yapanlara çok daha fazla para kazandırıyor. Yoksa uzun vadede kira fiyatlarının da önümüzdeki dönemde bu fiyatlarla beraber stabil hale geleceğini, bir yer yer düşeceğini de göreceğiz. Çünkü stoklar elde şişecek, konut stokları bu sefer kiralara da yansıyacak. Tıpkı birinci eldeki o sıfır kilometredeki şişen stokların ikinci elde de aşağı çekeceği gibi önümüzdeki günlerde, aylarda böyle tablolarla da karşılaşacağız. Yani o parlak dönem geride kalıyor. Dolayısıyla başka ne yapılabilir? Aslında Merkez Bankası'nın enflasyon raporu gösterdi ki ey vatandaş enflasyonda düşüşü unutun. Resmi enflasyon bile bugünkünün en az 3 katına en az 2 katına çıkacak. 6 ay içinde, 5 ay içinde. Ne yapılabilir? Tüketiciler paralarını harcayarak ve borçlanarak da enflasyonun sonradan çıkaracağı faturadan kurtulabilir. Peşin fiyatına taksitle mümkünse kaçırmayın. Kredi kartları için son düzlük yine ee, nakit avans %2.89'a çıkarıldı aylık ama aylık aktif faiz oranı yani asgari tutarı öderseniz ödeyeceğiniz kredi kartındaki aylık faiz %2,13 ama bu gecikme faizi durumunda %3'e doğru yaklaşıyor. Ağustos'ta eğer 250 bas puan faiz artırılırsa Merkez Bankası tarafından %3'ün üzerine çıkılacağını görürüz. Bu ay itibariyle 1 Ağustos'a kadar hala kredi kartları cazip ama ondan sonra en azından önümüzdeki hikaye için çok cazip değil. beklenen enflasyon açısından tabii birkaç ay daha yine krediler kredi kartlarından borçlanabilir borçlanılabilir ama burada kritik soru şu. İşsiz kalırsanız bu borçları ödeyebilecek kenarda birikmişiniz var mı? Çünkü Türkiye'de faiz artışının getirdiği işsizlik dalgası işten çıkarmalar tekstilden başlayarak diğer sektörleri de sıra edecek. Çünkü işletmeler bu faizlerle bu kredileri alamayacaklar ve işletme sermayesi açığı Türkiye'nin kronik bir problemidir. O yüzden Ekim Kasım'dan itibaren tersi kararlar olabilir ama o güne kadar bir yüzleşme bir çöküş bütün sektörlerde olacak. Enflasyonun altında bir oranda kredi alabiliyorsanız özellikle büyük satın almaları karşılayabilmek için borç alabilirsiniz. O hızlı tükettiğiniz ürünleri bol bol alarak bir nevi birikim yapabilirsiniz. Enflasyon ilerleyen zamanlarda kredinin geri ödenmesini kolaylaştıracaktır ama gelirinizi kaybetmemek burada önemli. Sürekli olarak fiyatı artan, çok fazla yer kaplamayan ve sürekli ihtiyaç duyacağınız ürünleri enflasyonist ortamda almak, toptan almak çok faydalı olacaktır. Örneğin un, çay, salça, makarna, zeytin hatta teneke, e, açılmamış teneke peynir ve yine e, baldan e, reçeline ve diğer temizlik e, ve hijyen malzemelerine kadar pekala 6 aylık, 1 yıllık ihtiyaçlarınızı karşılığa temin edebilirsiniz. TL olarak tutsanız, mevduata koysanız, Merkez Bankası Başkanı diyor ki ben onu kredilerle Mevduat arasındaki farkı daraltmak için bankaların kredileri artıya geçirmeleri için oraya biraz daha tazlik uygulayacağım. Ve bunun aslında doları nasıl patlatacağını şimdilik görmezden geliyorum. Çünkü bankaları ve bankacıları patronları ve sermayeyi ürkütmemem lazım diyor. Çünkü vatandaşın hiçbir hükmü yok. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külüng'ün ifade ettiği gibi 100 bin zengine servet vergisi için çıkın Sayın Cumhurbaşkanım bizden şu kadar vergi alın deyin şeklinde bir çağrıda bulunmuştu. Ben de buradan demiştim ki peki vatandaşa dar gelirliye, memura, işçi, emekliye bu zamları, son faiz zamları yapmadan evvel bu soruyu sordunuz mu? Rızasını, tensibini aldınız mı? Dolayısıyla burada Servet transferi de devam edecek. Zengin daha zengin, orta gelirli ve dar gelirli daha fakir olmaya tasarruflarını, birikimlerini kaybetmeye devam edecek. Maaşlar zaten bu kurla bu enflasyonla 2 ay sonra memur da işçi de yine eyvah hiçbir şey yetmiyor diyecek. Gelelim günün sorusuna. Aslında enflasyonist ortamda ayakta kalmanın yollarını ana hatlarıyla ifade etmeye çalıştım. Fed'in faizi %5.50'ye çıkarması altın ve gümüş fiyatları nasıl etkiler? Fed 22 Yılın en yüksek seviyesine çıkardı faizi indirim başka bahara. Haziranda pas geçmişti. Politika faizi 25 bas puan artarak %5-25 ile %5-50 aralığına çıktı. Ama Fed Başkanı en az bu faiz kararı kadar önemli bir mesaj verdi. Önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebiliriz. Enflasyon hala %2 hedefinin üzerinde. Buraya ulaşmamız için uzun bir yol var. İndirim beklemeyin. Ben e, Eylül'de yine şey bekliyorum. Yani 14 20 Eylül'de 14'te Avrupa Merkez Bankası'ndan bir 25 bas puanlık artış bekliyorum ama Fed'den pas geçebilir. Eğer Temmuz Ağustos enflasyonlarına yükseliş görülürse orada artış olabilir. Bakın %5,50'ye çıktı Fed'in faiz oranı. Bu aslında Önümüzdeki günlerde doların ne kadar bu faiz artışına rağmen Amerikan ekonomisinin ne kadar sağlam kaldığını görüyoruz. Bugün yüzde 2,40 olarak ikinci çeyrek büyümesi açıklandı. İş gücü istatistikleri de önemli. Ekonominin hala canlı olduğunu gösteriyor. Şimdi FED tabii faizi 5.50'ye çıkardı ama diğer taraftan da COVID döneminden itibaren sizlere aktarmaya çalıştığım bilançosunu para basarak şirketleri bankalar ayakta tutmak için bastığı paraların yol açtığı bilanço şişmesinde 8 trilyon dolara kadar gelmişti. Bir ara 9 trilyon dolar üzerine doğru gidiyordu. Şimdi 7 trilyon dolara yaklaştığını görüyoruz. Yani FED sadece faizi arttırmıyor aynı zamanda piyasadan TL e, dolar çekerek bilançosunu da küçültmeye devam ediyor. İşte bu likidite daralması önümüzdeki günlerde birilerin dediği gibi dolarda çöküş değil tam tersi göreceksiniz dolar endeksinin bu 99,90 90 desteğinden dönen dolar endeksinin önümüzdeki aylarda tekrar yukarıya döndüğünü ve euro dolar paritesinin tıpkı dünkü e, 25 bas puan Amerika bugün de Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan artarak %3.75'e çıkardığı bir dönemde Euro-Dolar paritesinin aşağıya geldiğini görüyoruz. Euro-Dolar'daki e, eşikler neydi? 1.10.30'a dikkat demiştim. Orası zaten geçen gün yoklanmıştı. İşte şu an 1.09.96'daki burada euro dolar paritesinde 1.09.34'ü takip ediyorum ben. Yani eğer o destekte de kırılırsa 1.0875 ve 1.0750 vadesine doğru iniş devam edecek ki bu grafik zaten inişin tahmin edilenden daha hızlı olacağını gösteriyor. Çünkü Euro bölgesindeki veriler ve faizi artışının devam ettiği dikkat adında beklenen daralmayı Euro-Dolar paritesi yansıtmıyordu. Burada maalesef arbitraj yapanlar bir Euro dolar paritesini istikrarsal hale getirdiler. 1.14'e kadar giden parite bakın bugün 1. 0, 1. 1.0 1.10'un altına indi. Bu yüzden de bizde Euro TL paritesi çok sert düştü. Euro TL paritesi şu anda 29.60 seviyesine kadar indi. Ee, niye? Çünkü parite %1'e yakın değer kaybedince içeride de tabii TL düşüyor. Altında da benzer bir düşüş var. Dolayısıyla Euro dolar da benim e, Ağustos'ta iki Merkez Bankası'nın da toplantısı yok. 20, 14 ve 21 Eylül'e 20 Eylül'e kadar ki olan dönemde 1.08 1.07 1.09 aralığına çekiyorum. 1.08 1.10 aralığıydı bu toplantıya kadar. Şimdi bunu 1.07 1.09 ana aralığı ama aşağısı alım yukarısı bunlar geçildi. Satış olarak bakmanız lazım. Gelelim şu altına altında da maalesef beklediğim o satışlar geldi, tahmin ettiğim satışlar geldi. Altında bu her iki merkez bankasının mesajları aslında altının 1870 spot altın onsunun 1875-1935 aralığında Eylül'e kadar salınacağını bize gösteriyor. 1870 altına inerse alabilirsiniz çünkü tekrar arbitraj için girecekler. Oradan alıp tekrar 1950'ye doğru getirip satacaklar. Tıpkı burada 1980'e doğru getirip sattıkları gibi. Ben artık altın için 2010 23 yılı seviyemi 2010 dolar olarak belirliyorum. 12 ay sonrası için 2074 ve 2024 sonu içinde 2200 dolar olarak Revize ediyorum. Bunun için Ağustos-Temmuz ayını, Temmuz toplantısı beklememiz gerektiğini söylemiştim size. Ee, yani ons bazında 12 ay hatta 16-17 ay sonrasında bile %10 üzeri çok fazla mümkün görünmüyor şu anda. Dolayısıyla o vade sonrasına bakarak ilerleyen aylarda o vadeyi dikkat alarak dip noktalardan almak ons olarak daha makul olabilir. Ama içeride doların seyri yukarı olacağı için... 1875-1950 aralığında bile kalsa 2100 dolar hedefimi yıl sonu için gramda 24 ayar altında aralık sonu için belirlediğim 2100 dolar zirvesi hala geçerli. Yani 1950 ile 2100 dolar arasında bir yere gelebiliriz ama ben öyle 2500 lira, 3000 lira, 4000 lira rakamlarını afaki buluyorum. Dolayısıyla altında Merkez Bankaları tahmin ettiğim gibi bunun kafasını başını kaldırmasını istemiyorlar. Buraya müdahale devam edecek. Altının ikizi gümüş de bundan tabii ki etkileniyor. Gümüşte de bugün satışlar oldu. Gümüşte mesela şu anda 24-18 dolarda %3'ten fazla düştü gümüş. Gümüş altınla altın ve toparlanda gümüş hızlı yükselir. Ama altında gevşeme başladı. Gümüş daha sert düşer. Çünkü e, JP Morgan gitti. Geçen gün orada ciddi bir gümüş alımı yaptı. 25.50'ye doğru e, üzerine doğru taşıdılar. İşte şimdi oradaki o arbitrajla yüz, zirveden sattılar ve düşüyor. Gümüşte de artık 24-18'e e, gelindiğine göre 23.89'a dikkat. Eğer o kırılırsa 22.10'a kadar satışlar gelebilir. Gümüşte de artık aralığımız 22.10. 24 aralığı olacak. Bunun üzeri satış altında alım olarak değerlendirebilir. 999 eğer has gümüşte 21 liranın altına indi. Enflasyon olarak baktığımızda şu anda gramda da 1687 liradayız. 1700'ün altına indi 24 ayar altın ama dediğim gibi Türkiye'deki dolar tl kuru etkisi ons tarafı çok fazla çökmezse bu aralıklarda kalınırsa tahmin aralığımızda 2100 dolara doğru 2100 liraya doğru gideceğiz. Sepetteki ağırlığı ne olmalı? %15 ile 30 arası alışkanlıklara göre, vadeye ve nereden aldığınıza göre, paçal maliyetinize göre değişebilir ama %30'un üzerinde altın tutmak artık merkez bankaların verdiği işaretler açısından çok fazla makul değil. Yine platin, paladyum gibi diğer emtialarda da metallerde de satış baskısının arttığını göreceğiz. Ee, burada yukarı yönlü artık 1980 çok büyük bir direnç. 1980 geçilmedikçe haftalık da onun üzerine kalmadıkça 2000 dolar üzerine mümkün değil ama aşağıda e, 1929, 1935, 1929, 1921, 1910 ve 1905 destekleri altın ons için önemli. Bitcoin'de de Bitcoin'de de önümüzdeki günlerde ben satış bekliyorum. 29 bin dolar civarında ama Ethereum'a Bitcoin'de de bir temizlik harekatı gelebilir. Çünkü merkez bankaları o 8 trilyon dolarlık grafiği 7 trilyon dolara doğru indirdi ama onu enflasyon oranının enflasyonu aşağı çekmek için o grafiği aşağı çekecek ve dolar endeksinin aslında doların bu alınan kararlarla beraber dolara sahip çıkıldığını, orta vadede enflasyonunun düşeceğini bilen yatırımcı için dolar da çok ciddi bir dolar talebini artıracak bir güven mesajıdır bu. Evet enflasyon %9,10'dan %3,5'a kadar düşürüldü ama çekirdek enflasyon %5'e yakın. Enerji ve gıda hariç fiyatlar artmaya devam ediyor. Hizmet enflasyonu çok yüksek. İşte Merkez Bankası pes etmiyor. Çünkü biliyor ki burada ipin ucunu bıraksa enflasyon tekrar varlık fiyatları üzerinden şişecek. Hatta ne iddia edilmişti? Haziran 2023'ten itibaren indirimler başlayacaktı FED'de ve Avrupa Merkezi'nde. Ben ne demiştim? Hayır. 2023'te indirim beklemeyin. Hatta şu anda ben 2024 Mart'ından önce indirimi telaffuz edeceklerini zannetmiyorum. 2023'te telaffuz ederlerse, 2023 Mart'ta telaffuz ederlerse 2024 Haziran'dan itibaren bankalarda yavaş yavaş kredi musluklarını ve faiz indirimlerini açarlar. Ama şu anda 2023'te böyle bir şey yok vana kısılacak. Hem Avrupa'da hem de okyanus ötesinde döviz likiditesi daralacak. Hisse senetlerinde özellikle teknoloji hisselerindeki bu rallinin sonu ne olacak? Ben onu gerçekten merak ediyorum. Bu irrasyonel rally'den nasıl bir çıkış olacak? Merkez bankaları böyle derken onlar tersine giderken elbette bir yüzleşme olacak. Buna da dikkat edin. Nasdaq'ta şişen hisselerden uzak durun. Ama almak için de pekala bazı düzeltmeleri takip edip Alınabilir mi? Elbette alınabilir. Dünya devi şirketler düştükleri yerlerde 6 ay, 1 yıl hatta uzun vadeli alacaksanız düşüşler tabii ki alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ama e, her açıdan zor bir dönemdeyiz. İçerideki zorluklarımız zaten bize has zorluklarımız daha da zor hale gelecek. Bu yükü bu vatandaş bu işletmeler nasıl taşıyacak ben bilmiyorum. Ama göreceksiniz normal ortodoks politikalarla bu işin olmadığını Erdoğan ve ekibi ve danışmanları Erdoğan e, birkaç ay içinde daha yüksek sesle dile getirecekler. E seçim kaybettirecekse yani konut fiyatları çok düşecekse bu kredi faizlerinden dolayı insanlar bir de oradan darbe yiyeceklerse, işletmeler, iflaslar, işte e, Indigo e, White var, e, Zara'ya da imalat yapan Türkiye'nin en önemli tekstil firmalarından biri, Concordata ilan etti. E, bu... İflaslar, konkordato haberleri artarsa o zaman önemli değil. 2-3 ay daha böyle bir lale devri, bir sanal bir bahar havası estirelim diyecekler. Öyle deseler de demeseler de daha acı bir hakikat ifade edeyim. 1 Nisan 2024'ten itibaren bugüne kadar alıştığınız, şoke olduğunuz zamların mislini düşünün. 2 mislini, 3 mislini düşünün. Öyle bir Türkiye bekliyor bizi. Zira son bir ayda kur artışının hazinenin borç stoğuna %62-63 döviz borcu olan hazineye getirdiği yük 900 milyar lira ek bütçe yapıyorsunuz. Bu kadar insanların vatandaşın canı yanıyor. Oradan gelen para neredeyse bir aylık kur artışının borca getirdiği ek maliyeti karşılamıyor. Geçmiş olsun. O yüzden dip, dip, dip dalga geliyor. Önünde ne varsa yıkıp geçecek. E, tuzu kurular o zaman da para kazanırlar. Onlar faiz artarken de kazanırlar. Dolar artarken de kazanırlar. Gayrimenkul de artarken de kazanırlar. O yüzden siz siz olun. Hiçbir şey yapamasanız bile bu spesifik yer yer cambaza bak dedirten piyasalarda doğru karar veremeseniz bile evinize alacağınız ihtiyaçlarınızı gıdadan hızlı tüketim mallarına kadar hepsini temin edersiniz. Geliriniz kadar koyarsınız. Çoğunmaz. aylık bütçenizden bu ay ona ayırdığınız payı önümüzdeki ay üzerine %10-15 bir ilave bir maliyetle karşı karşıya kalmamış olursunuz. Bunları genel hatlarıyla ifade etmiş oldum. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Çünkü benim bu programlarda bu kanaldaki en önemli misyonum ailenizin ekonomi kanalı dediğim noktadan hareketle tekrar edeyim. Sizlerin ekonomisine, sizlerin tasarruflarına bir nebze katkıda bulunabiliyorsam çok mutlu oluyorum. Gelen mesajlarınızdan görüyorum. Şu tarihte ev aldım, çok iyi kazandım. Şu tarihte döviz aldım, çok iyi kazandım. Şöyle yaklaştım, böyle oldu. Şunu sattım, iyi oldu. Bunları duydukça çok mutlu oluyorum. Tekrar DM'den de sorular geliyor. Onu lütfen yanlış anlamayın ama DM'den Twitter'da direkt mesaj olarak gönderdiğiniz mesajlarda yatırma ve tasarruflara dair soruları cevap vermiyorum. Çünkü hepsine hem yetişmem mümkün değil hem de orada neyi neye göre cevaplayacaksınız. Size de hata yaptırmamak adına böyle bir prensip kararım var ve lütfen yanlış anlamayın. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kocaman bir aile olduk. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.